Hande Ateyzi gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Leon'la kameralar karşısındaydı. Sıkı bir pazarlığın ortasında anne oğula denk geldik. Pazarlığı yapıyoruz. Şimdi doktor dedi ki öyle çok fazla abur cubur yeme, pizza miza falan. Şimdi diyor ki alıyorsunuz eve diyor, benden saklıyorsunuz. Çocuk haklı, o zaman almayın eve diyor. Bakmayın Hande Ateyzi'nin böyle formda oluşuna. Tam bir abur cubur hastası olduğunu öğrenip şaşırmamak elde değildi fit kalışına. Siz de yemeği seviyor muyuz abur cubur? Ben çok seviyorum. Senin en çok sevdiğin şey ne peki? Abur cubur olarak. Pizza. Pizza. Mesela ben ona bayılıyorum. Aa, o zaten favorimiz. Öyle mi? Tabii canım, ben çocuk gibi. O şeye gidiyorum, o standlar var ya torbanın içine. Koca bir delikanlı olan Leon kameralar karşısında da oldukça rahattı. Dondurma seviyor musun peki? Evet. Süper, okula başladın mı? Kocaman ya. Kaçıncı sınıftasın ya, şimdi? Üçüncü sınıfa giriyorum. Peki karnen iyi gelirse anneden söz aldın mı? Güzel bir hediye geliyor mu? Ne? Hediye gelecek mi? Karne var mı sizde? Böyle puan veriyorlar sene sonunda. Yok. Sorularımıza tüm tatlılığıyla cevap veren Leon'dan sonra sohbetimiz Hande Ateyzi ile devam etti. Nasıl gidiyor Hande Hanım, iyi misiniz? İyi vallahi, ne olsun, dün işte final yaptık, böyle güzel bir gece oldu camdaki kız. Evet. Ondan sonra film bitti, bir hafta oldu, 1,5 hafta falan oldu. Aşkı Memnu, güzel, değişik, çok hoş bir şey oldu yani, benim adıma değişik bir karakter oldu. Hande Ateyzi ve oğlu Leon bu yazda tatil rotalarını değiştirmedi. Anne oğlun tercihi yine Bodrum. Oğlan zaten gün sayıyor. Burada böyle şehrin içinde olduğumuz için orada en azından toprağa ayak basıyor, bir denizmeniz. Daha pastoral bir durum oluyor. Bodrum'daki pahalılık tartışmasına hız kesmeden Hande Ateyzi'nin de yorumu merak edildi. Bodrum'da zaten her şey uçmuş vaziyette. Her yerde her şey uçmuş vaziyette. İstanbul'da daha mı uygun? Hande Ateyzi'nin bir itirazı da yüklü hesaplardı. Ünlü oyuncu dışarıda yemeğe ödediği paraya üzüldüğünü açıkladı. Yok, ben artık hani her şey çığırından çıktığı için hiçbirimizde şey kalmadı. Mevhum kalmadı. Ben mesela dışarıda yenilen yemeğe acıyorum, üzülüyorum. Yani emekle para kazanıyoruz. Kişi başı böyle deli gibi fiyatları duyunca yani kıyamıyorum yani. Hani herhalde çok böyle hazırdan bir şeylerin gelmesi lazım ki onu böyle gönül rahatlığıyla verebilesin. Ben şahsen kendi adıma hiç o toplara girmedim yani bu zamana kadar. Pahalılık tartışmasından sonra mikrofonlar bir kez daha Leon'a uzandı. Annesi gibi oyuncu olur mu diye beklenen Leon'un hayali bambaşkaydı. Yok, ben futbolcu olmak istiyorum. Peki hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Şampiyonsunuz bu sene galiba. Aha. En sevdiğin futbolcu kim peki Galatasaray'da? Icardi. Artık Icardi demeyen de yok mu? Bütün golleri o atıyor. Ben bile biliyorum.